Kim getirdi? Vatandaş getirdi ya. Şok numarası ne oluyor? Almışlar ve veterinere falan götürmüşler, aşıları falan. Siz tesadüfen mi yolda geçerken mi gördünüz? Tesadüf. Arabayla geçerken poşetin oynadığını gördüm ben paşa. Arabayı durdurdum. Orada ben önce normalde kendim onu çekecektim. İnsanlığa ders olsun diye yayınlayacaktım. Kendi özel sayfamda. Facebook'tan yayınlayacaktım. Onu ki ben orada gördüm. 10 dakika zaten ben orada o poşetin orada ağladım. Hayvanın ilk siz şu anda çektiğiniz benim hayvanı bir haftadır ben tedavi ettirdiğim halini siz çekmişsiniz. Poşet yapışmış hayvana o sıcaktan paşam. Yani ben onu gördüm, ağladım, şok oldum. 2-3 gün sonra kendime geldim de onu ondan sonra götürdüm oraya. Hayvanın ilk halini siz görseydiniz insanlıktan mı çıktık biz bunu derdiniz. Peki bunu yapanlara ne söyleyeceksiniz? Vallahi bunu yapanlara ben insan demeye, ben zaten köpeğe de şudur. Köpeğe evde sabahlara kadar o köpek acı çekerken ben köpek gözleriyle benimle konuşuyordu. Veteriner de bana demişti ki bunun yaşama şansı %10. Ama ben biliyorum o köpek yaşamaz. Bütün içi poşette kala kala içi parça, bağırsıkları parçalanmış. Köpeğe serumla ayakta tutuyordum. İnşallah yaşar. Onu da sosyal medyada ben arkadaşlardan zaten duada istedim ki dünyamız bizim duayla ayaktadır. Onu yapan kişiye Allah'tan diyeceksin. Ona bir şey demeyeceksin. Çünkü ben o yapan kişinin adına köpekle sabaha kadar oturdum da köpeğe ölürsen git de bizi Allah'a şikayet et dedim. Çünkü biz Allah bize dedi ki ben sizi yarattım en şerefli varlık diye sizi yarattım. Ama köpek, o köpeğe dedim ki biz sizi kadar maalesef şerefli olamadık. Seni bu duruma getiren insanoğludur diye var git dedim Allah'a. Bizi de insanoğlunu da şikayet et ama seni kim oraya attıysa en önce ondan başla. O köpeği oraya bırakanı da ben Allah görmüştür. Allah büyüktür, onu görmüştür. İnşallah onu da ne bu dünyada ne de öteki dünyada yüzünü güldürsün diyorum. Ona dua edecek halim yok ha. O köpeği oraya atanı iki dünyada yeri olmasın diyorum. Paşam insanlığa örnek olsun diye değil bu. Bu benim yaptığım bütün insanların yapması gereken bir şeyi ben yaptım. Şimdi olabilir. Türkiye Cumhuriyeti'nde köpek hayvanlarımız olsun, kedilerimiz olsun, bizim sokakta bir sürü vardırlar. Hangi birine sahip çıkacak devlet? Ona biz bir şey demiyoruz. Yalnız köpeğe en azından benim bulduğum köpek poşete bağlanmış, çöpe atılmış bir köpekti. Ben onu gördüm, benim canımdan can gitti. Köpeği aldım, burada getirdim özel veterinere. Ama ben de Belçika'dan geldim. Evim yok burada da, benim de kalacak yerim yok. Köpeğe ben kendi arabamda bakıyordum. Veterinere de götürdüm ben bunu. Hemen hemen benim buna yani ettiğim masrafı demiyorum. Ama ben buna bakacak yerim olmadığı için bugün geldim, sağ olsun belediyemiz böyle bir şeyi yapıyormuş. Allah buna vesile olanlardan da, belediyemizden de razı olsun, devletimizden de razı olsun. Böyle bir şey olduğunu ben bilmiyordum ama ölümüne bu köpeği ben iyileştirene kadar ben burada kalacağıma da yemin etmiştim. Ama bugün bizim Yunus abimiz diye abimiz burada dedi ki bizim belediyede böyle bir yerimiz vardır. Oraya götür. Ben de onu gördüm, gurur duydum. Yunus abimiz bize bugün önderlik yaptı. Geldim. Gerçekten de güzel karşıladılar. Köpeği aldılar. Sağlam yere verdik köpeği. İnşallah onun da takipçisi olacağım benim paşam. Bütün insanlara şuradan şunu diyorum. Sadece insanları sevmeyin. Allah bizi yarattı, onları da Allah yarattı. Onlar da Allah'ın dilsiz kuludur. İnanın bana ki insanlara şunu demek istiyorum benim ki şu devirde sizi cennete götürecek insanoğlu değildir. Hayvanlardır. Allah'ın dilsiz kullarıdır paşam.